Türkiye'ye Astana sürecinde alınan karar doğrultusunda Suriye'de 12 gözlem noktası kurmuştu. O noktalardan birini TGRT Haber ve İLAS Haber Ajansı'ndan Volkan Kayalar'la Şinasi İnan görüntüleri. İşte Halep'in batısındaki Türk gözlem noktası. Şu anda kameraman arkadaşım Şinasi İnan işte size o gözlem noktalarından bir tanesini gösteriyor. Hemen yanı başıysa güvenlik bölgenin başlangıç alanı. Suriyeli muhaliflerin son kalesi İdlib günlerce bombalandı. Katil Esad güçleri ve Rus savaş jetleri derin yaralar açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri Putin Soçi'de mutabakata vardı. İdlib'de silahsız güvenli bölgeler oluşturulmasına karar verildi. TGRT Haber ve İhlas Haber Ajansı'ndan Volkan Kayalar'la Şinasi İnan Halep'in batısındaydı. Bulunduğumuz nokta Eleis bölgesi. Eleis bölgesi Esad rejimiyle muhalif güçler arasında bulunan sıfır noktası. İki nokta arasında yaklaşık 1,5 kilometrelik mesafe var. Soçi'de alınan mutabakata göre bu bölge güvenli bölge ilan edildi ve buradan başlayacak olan nokta Hama'nın kırsalına kadar devam edecek yaklaşık 15-20 kilometrelik bir alanda güvenli bölge ilan edilecek. Ekibimiz güvenli bölgenin tam da başlangıç noktasındaydı. Halep'in batısında bulunan Türk gözlem noktası da görüntülendi. Bu nokta içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kahraman Mehmetçiğimizin de gözlem noktaları var. Tam 12 tane gözlem noktası var Kahraman Mehmetçiğimizin İdlib kırsalında, İdlib genelinde. Gözlem noktalarımız beton bloklarla çevrilmişti. Bölgeye takviye ekiplerimizle sevk edildi. İran'ın 4, Rusya'nın ise 7 tane gözlem noktası bulunuyor. Gözler 15 Ekim'e çevrilmiş durumda. 15 Ekim'de bu noktada Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri devriye görevine başlayacak. İdlib'e kadar bu nokta da devriye görevinde bulunacak. Bölgedeki çalışmalar aralıksız sürüyor.